Vicdan yok ya. Tamam, her gün milletin açıklaması. Biz basit bir aile, basit bir aile kimse. Sadece ben yıkanırken kan aktıkça gördüm. Kollarını gördüm, ellerini gördüm. Onun çırpınışı aklımdan gitmiyor. Biz burada rahat yatarken o çırpınıyordu. Millet de bunu düşünsün. Onların da evladı var. Onların da ben inan şu durumda söylediğini ben çırpınış görüyorum gözümü. Ben devletten tek istediğim bu kadın cinayetleriyle ilgili öyle 3 sene 5 sene yat çık da tavuk doğrar gibi geri bayan doğra diyerek bırakma. Eğer ki devlet bunu tutup 3 sene 5 seneyle bırakacaksa hiç içeri almasın, bıraksın. Benim gözümü boyamasın, sade devletten istediğim bunu çok çok ağırlaştırılmış bir ceza vermezse beni hiçbir tatmin edici cezası kabul etmem. Şimdi çocuğun psikoloji sorunu var. Tabii şimdi ama anneyi demiş, istiyor bir. Kalkıyor, Sema nerede diyor. Bak benim gelinime çok düşkün o. Ta gelinin şeyiyken düşkünüydü. Bugün ne diyor? Halam ne zaman gelecek? Halan kim diyor? Pınar diyor, bak şimdi. Oğlum o seni, ha annem diye mi dede diyor, bak bana aşağıda. Annem diyor, bak çocuk nasıl yorumluyor sonra aile. Dede diyor köye ne zaman gidecek diyor. Yani köye mezarı istiyor. Ben de diyorum ki, oğlum anneme diyor, yani daha doğrusu. Annen hastanede diyor. O zaman niye getirmiyorsun diyor. Ondan sonra şunu diyor. Yok diyor, Sezer karnını kesti onu diyor, öldü benim annem diyor. Bak şimdi çocuk bu 1, 2, 3 noktanın içinde karamsar. Çocuk ne yaptığını bilmiyor. Çekişerek. Sadece çığlıklarını sadece komşular duyuyor. Yandaki emniyet arkada. Ben hala bunu anlamıyorum. Emniyet arkada. Her gün bir kadın ölüyordu. Bugünkü de bizimki oldu. Hani derler ya, tavuk keser gibi kesti. Ama ne dediler gazeteciler? Boğazından bıçaklayarak dediler. Peki hiç gören oldu mu? Yıkamaya giren oldu mu? Biz sırtında 60 tane bıçak izini gördük. Adli tıp raporunda parmak uçlarına kadar kestiğini gördük. Ağırlaştırılmış müebbet bile bizim içimizi ferahlattırmayacak ama istiyoruz en ağır cezayı, aynısını çeksin istiyoruz. Yeğenim aşağıda anne diyor bana, anne diyor. Ben ona annelik yapacağım, en iyisini yapacağım. Benim ablam körü körüne öldü. Arkada emniyet mi var? Direkt arkasında. Neden kapıyı kırıp da girmediler? Bana sadece bunu da açıklasınlar. Arka direkt emniyet müdürlüğü. Benim ablam can çekiştirerek öldü. Benim ablam toprağın altında. Eğer benim ablamın içi rahat bir şekilde yatmasını istiyorsa devlet ona müebbetin ağırlaştırılmışını versin. Çünkü ben yeğenime annelik yapacağım. Bunu herkes bilsin. Görev yaptığı yerde... Sabah kızla konuştum. Bana dediği tek şey şu. Siz nasıl bir ailesiniz dedi. Bana kız dedi ki siz o kıza nasıl çektirdiniz? Saç telinden fazla dayak yediğini duyduk biz dedi. Hastanelik etti 3 kere dedi. Biz hastaneye götürdük dedi. Vicdan yok ya. Tamam, her gün milletin açıklaması. Biz basit bir aile. Basit bir aile. Ya ben Hacer ablayı ben yani bunların ya bu ailenin gelini olarak ben Hacer ablayı ben görmüş olarak görmüyordum. O benim öz ablam gibiydi. Yani bu sadece onun çığlıklarını komşu duydu. Çığlıklarını yani kaynası var diye söylüyorlar. Kaynası ses etmemiş. Hatta kaynasından şikayetçi olacağız zaten. Yani öyle duyum oluyor. Yani biz ya insan şu köpek şuradan çan çekiştiği zaman herkes yardım eder. Yani o kaynası neden orada olmadı? Neden yardım etmedi? O çocuğun orada 4 yaşında çocuğu var yani. O benim bir evladım var benim. O da benim bir evladım oldu. Ona annelik de yapacağım. Yeri geliyor her şey yapacağım. O benim canım oldu. Ben o Sezer şeyini Allah'a havale ediyorum. Allah bildiği gibi yapsın ama en ağır müebbeti istiyoruz. Oradan çıkmasın. Hiçbir zaman çıkmasın. Allah bildiği gibi yapsın. Bir şey diyemiyorum yani. Şu an yani şoktayım. Hala inanamıyorum. Kaç gün gördü orada. Ben Hacı Atma'yı oraya toplamasına koyarken inanamadım. Bir onun acısını bir Allah biliyordu, bir kendi biliyordu. Hiçbir şey söylemiyorduk. Biz, bunlar bize söyleseydi zaten. Her şey yapardık zaten. O en azından alırdık o Hacı Atma'yı. O katillerinden alırdık zaten.